Esselamu Aleyküm değerli arkadaşlar. Tarihin en yakışıklı yalanı evrim dosyamızın 3. bölümündeyiz. Tabii ki hemen bir intromuzu izleyelim ve videomuza başlayalım. I'm skeptical of the claim. I'm skeptical. I'm skeptical. I'm skeptical. I'm skeptical. I'm skeptical. We are skeptical of claims for the ability of random mutations and natural selection to account for the complexity of life. A careful examination of the evidence for Darwinian theory should be encouraged. Skeptical. 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 Skeptical of claims for the ability of random mutations and natural selection to account for the complexity to account for the complexity of life. Careful examination of the evidence for Darwinian theory should be encouraged. Evet, evrime karşı çıkan dünya üzerindeki binlerce bilim insanının başlattığı bu güzel çalışmayı da tekrardan gördükten sonra yayınımıza başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz evrimciler hepsi olmasa da büyük bir kısmı non-teist. Kimisi ateist, deist, agnostik falan. Yani bir yaratıcı fikri onları çıldırtıyor. Ve dolayısıyla birçoğu aslında söylemeseler bile içten içe evrim teorisine bir yaratıcının olmadığı fikrinde kendilerini rahatlatmak ve böyle bir açıklamanın varlığıyla vicdanlarını törpülemek adına bunu yapıyorlar. Onlara hakikaten Allah Azze ve Celle'den hidayet temenni ediyorum. Gelin arkadaşlar tamamen naturalizm üzerine evrime oturtan ve balık fetişizmiyle, hayali resimlerle, hayali çizgilerle, hayali canlı isimleriyle, hayali canlı resimleriyle insanları pohpohlu kameralar, efektli videolar, karizmatik söylemler ve güzel stüdyolarda insanları kandırmayı ve onları avutmayı hedefleyen bu insanların çok değer verdikleri bazı bilim insanlarının evrim hakkındaki sözlerini sizlere tek tek sunalım. Öyle ki bu evrimci bilim insanları evrimin tutarsızlığından ve söyleyemeseler bile açıkça geçersizliğinden bahsetmekteler. Öncelikle birinci ismimiz Charles Darwin. Charles Darwin kitabında diyor ki eğer aynı sınıfa ait çok sayıdaki tür gerçekten yaşama bir anda birlikte başlamışsa bu doğal seleksiyonla ortak atadan evrimleşme teorisine öldürücü bir darbe olurdu. Bir türün diğerine geçişi kayıtlarda yok. Tek bir türün dahi değiştiğini kanıtlayamayız. Yani türden türe geçiş herhangi bir şekilde kanıtlanamıyor. Fosil diyorlar ya, fosilleri birazdan size göstereceğim arkadaşlar. Eğer türler, Charles Darwin devam ediyor, eğer türler diğer türlerden fark edilmeyecek kadar ince geçişlerle soyulmuşsa neden biz her yerde sayısız ara geçiş formu görmüyoruz? Darwin böyle söylüyor. Yeryüzünde daha önce var olan ara çeşitlerin sayısı gerçekten muazzam olmalıydı. Yani milyonlarca ara geçiş formu fosili karşımızda olmalıydı. Öyleyse neden her jeolojik oluşum ve her tabaka bu tür ara bağlantılarla dolu değil? Ve bu belki de benim teorime karşı ileri sürülebilecek en açık ve en ağır itirazdır. Ayrıntıya girdiğimizde tek bir türün bile değiştiğini kanıtlayamıyoruz. Varsayılan değişikliklerin faydalı olduğunu, yani mutasyonların yararlı olduğunu kanıtlayamayız. Ki teorinin temeli aslında buna dayanmaktadır diyor Darwin ve bu şekilde acziyetini ortaya koyuyor. Teorinizi dayandırdığınız kişi bile teorinin tutarsızlığından bahsediyorken bizim evrim teorisi yoktur diye reddetmemiz bilim düşmanı olduğumuz anlamına falan gelmiyor. Yine ikinci evrimci ateistlerden meşhur Richard Dawkins The Blind Watchmaker isimli çalışmada diyor ki arkadaşlar Kambriyen tabakasındaki omurgasız grupları sanki hiçbir evrim tarihine sahip olmadan oradan oraya meydana gelmiş gibidirler. Tabii ki bu ani ortaya çıkış yaratılışçıları memnun etmektedir. Size son derece özgürce şunu söyleyebilirim ki Darwinist prensipler üzerine kurulmuş bir toplum tam olarak benim içinde olmak istemeyeceğim bir toplum türüdür. Bu berbat bir toplum türü olurdu. Zenginin fakiri ezdiği acımasız bir toplum. Hani güçlü olan güçsüz olanı eziyor ya. Kapitalizmi anlatıyor işte. Darwinist bir dünya bütün yönleriyle çirkin bir dünya ve bizim içinde yaşamak isteyeceğimiz türden bir dünya değil diyor. Richard Dawkins adeta böyle bir itirafta bulunuyor. Yani sizin önderlerinizden biri bile böyle söylüyorken bizim size karşı olmamız, sizi desteklemememiz ya da sizin tutarsızlıklarınıza karşı bir tavır sergilememiz oldukça normaldir. Bunda bilim düşmanlığı ya da ahmaklık, salaklık ya da hangi kınamayı yapıyorsanız onunla hiçbir alakası yoktur. Sizin oluşturmak istediğiniz o sözüm ona müreffeh bilim toplumuna bu insan bile ben yaşamak istemezdim diyor yani. Richard Dawkins böyle söylüyor. Yine arkadaşlar evrimci profesörlerden Richard Monastersky Mysterious of the Orient çalışmasında Nisan 1993'te yayınlanmıştır. 40. sayfada diyor ki bugün görmekte olduğumuz oldukça kompleks hayvan türleri aniden ortaya çıkmışlardır. Bir an 550 milyon yıl önce Kambriyen devrin tam başına rastlar ki denizlerin ve yeryüzünün ilk kompleks yaratıklarla dolması bu evrimsel patlamayla başlamıştır. Günümüzde dünyanın her yanına yayılmış olan omurgasız takımları erken Kambriyen devrinde zaten vardır. Görüldüğü üzere arkadaşlar hayvan türlerinin aniden ortaya çıktığını söylüyor. Bunlar herhalde uzaydan gelen uzaylılar değil. Allah bunları yarattı ve dünyaya koydu. Çin'deki Chenjiang bölgesinde yer alan Kambriyen tabakalarını inceleyen paleontolog Jean Bergström'ün şu sözleri aktarılıyor. Chenjiang faunası günümüzdeki büyük hayvan filumlarının erken Kambriyen devrinde zaten olduklarını ortaya koyuyor. Yani hayvanlar ortak bir atadan gelmedi. Hepsi zaten eskiden de vardı ve hepsi birbirinden farklıydı diyor. Ve bu Çin'deki bulunan filumların evrimciler için büyük bir problem olduğunu söylüyor. Bunu Richard Monastersky aynı zamanda kendi kitabına da almış. Jean Bergström'ün bu sözlerini. Yine başka bir örnek verelim. Bir zamanın ünlü ateistlerinden ki sonradan ateizmi bırakmıştır. Profesör Anthony Flew'den bir nakil yapmak istiyorum arkadaşlar. Yanılmışım Tanrı Varmış isimli kitabın yazarıdır kendisi. Sayfa 88'de şöyle söylüyor. Diyor ki ömrünü 1. Doğa kanunları nasıl oluştu? 2. Evren yani fiziksel olan her şey nasıl oluştu? 3. Hayatın yokluğundan nasıl çıktı? Sadece bir canlı hücresinin bütün Britannica ansiklopedisinden daha fazla ve komplike bilgiyi taşıyabilmesine evrim asla mantıklı ve akılcı bir açıklama getiremez. Anthony Flew söylüyor bunları. Hayatın ve çoğalmanın ilahi bir kaynaktan başladığına inanıyorum. Birden fazla evren olsun ya da olmasın doğanın kanunları meselesini bir otoriteye bağlamak zorundayız. Bunun için geçerli sayılabilecek tek otorite ilahi akıldır. Diyor ve evrimi bu şekilde önceden savunduğunu ve sonradan karşı olduğunu beyan ediyor. Yine arkadaşlar evrimci Rus bilim insanı Alexander Oparin Origin of Life'da 36. sayfada diyor ki maalesef hücrenin kökeni evrim teorisinin tümünü içine alan en karanlık noktayı oluşturmaktadır. Yine David Berlinski diyor ki evrim teorisine karşı çıkıyor olmamız fizikçilerin anladığı manada bilimsel bir teoriye karşı çıkmamız anlamına gelmez. Bizler bakış açısına dayanan hikayelerle mücadele ediyoruz. Hani hep böyle hayali resimler, hayali çizimler, hayali zamanlar, hayali yıllar, hayali çizgi film karakterleri, at yalanı seveyim inananın modları var ya ondan bahsediyor. Ve diyor ki fosil kayıtları Darwin'in öne sürdüğü hiçbir şeyi desteklemiyor. Köpeklere bakalım. Ne kadar geçmişe gidersek gidelim yine köpektir. Bakterilere bakalım. Nasıl müdahale edersek edelim yine bakteridir. Yani bakteri başka bir şey olmuyor. Bakteri hep bakteri oluyor. Farklı bir türe geçmiyor. Aynı tür içerisinde çeşitli evrelere giriyor. Türe has temel genetik miraslar da asla değişmiyor diyor değerli arkadaşlar. Yine evrimci paleontolog Profesör Gerald Todd diyor ki kemikli balıkların her 3 sınıfı da fosil tabakalarında aynı anda ve birdenbire ortaya çıkarlar ve kendilerine ata olabilecek hiçbir canlı grubuyla bağlantı göstermezler diyor. Yine arkadaşlar Profesör Stephen Bankston diyor ki bu da Nature'da 345. sayıda 1990'da yayınlanmış 765. sayfada. Profesör Stephen Bankston diyor ki yüzlerce farklı tür canlının birden ortaya çıktığını ispat eden Kambriyen canlılık patlaması devriyle ilgili keşiflerde Darwin'i şaşırtan ve utandıran bu olay bizi hala şaşırtmaktadır. Arı ve yusufçuk gibi günümüzdeki bazı böceklerin sahip olduğu petek göz, gözleri böyle petek petektir ya. Petek göz yapısı milyonlarca yıldır aynı. Örneğin tribiloidler 530 milyon yıldır hiç değişmeyen aynı petek göz sistemine sahiptir diyor. Yani bir evrimleşme yok diyor. Türden türe geçiş yok diyor. Kitaplarımızda yer alan evrim soy ağaçları fosil kayıtlarına değil bizim el tasarımlarımıza dayanıyor. Yani onların kendi elleriyle çizdikleri tasarımlardır. Fosil kayıtlarından böyle bir türden türe geçiş yapmıyoruz diyor. Yine arkadaşlar Profesör Gordon Tyler diyor ki dünyadaki fosil kayıtları içerisinde yüzgeçli ve eklemli canlılar arasında birinin diğerinden meydana geldiğini gösteren hiçbir ara form yoktur. Paleontologlar evrimciler tarafından ileri sürülen at serileriyle ilgili fosilleri ortaya koyamamışlardır. Hani atın evrimiyle alakalı hiçbir fosil ortaya koyamamışlardır. At serisi evrim konusunda çözüme kavuşturulmuş örnek olarak takdim edilir ama gerçek öyle değildir. Farklı kaynaklardan gelen canlılara ait fosillerin bir araya getirilip arka arkaya dizilmesi mümkündür. Fakat canlılar tarihinde bu sıralamayı doğrulayacak hiçbir delil yoktur. Yani kendi kafanıza göre bir şeyleri arka arkaya dizebilirsiniz ama bunu doğrulayacak hiçbir şekilde deliliniz yoktur diyor değerli arkadaşlar Profesör Gordon Tyler. Yine Profesör Michael Behe diyor ki arkadaşlar Nature dergisindeki yayınlanan işte insanlarla şempanze genlerinin gerçekte çok farklı olduğuna dair son bulgular hakkında diyor ki bu araştırmayı Tokyo Üniversitesi'nden bir araştırmacı grubu insan ve şempanzelerin 21. ve 22. kromozomlarının genetik alfabesindeki bütün harfleri karşılaştırarak yaptı. Buldukları sonuç ise son derece önemli. Çünkü iki canlı türü arasında daha önceden kabul edilenden daha büyük bir fark olduğu ortaya çıktı. Bu sonuç en azından insanın menşei açısından Darwin'in teorisini büyük bir açmaza sokuyor. Mesela insan gözüyle ahtapot gözü neredeyse şekil olarak birbirinin aynısı. Ama bu elbette ahtapotlarla akraba olduğumuz anlamına gelmiyor. Bu iki göz yapısının ortak atadan değil, tek bir yaratıcının ilminden kaynaklanan bir dizayn olduğunu kabul etmek daha mantıklı diyor. Ve devamında da diyor ki inanıyorum ki Darwinizm sahneden çekilme yolunda. Hayatın açıklamasının bu teoriyle mümkün olmadığı görülecek ve teori terk edilecek. Bu sonuca giden süreç başlamış durumda zaten. Bunun sebebi de benim tarafımdan veya başka bilim adamları tarafından yapılanlar değil. Hayat hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek onun ne kadar kompleks olduğunu çok daha iyi anlıyoruz. Bilim adamları bu kadar kompleks yapıların Darwin'in öngördüğü gibi gayesiz, tesadüfi mekanizmaların ürünü olmayacağını görmeye başlıyorlar diyor değerli arkadaşlar. Yine genetik bilimci Richard Goldschmidt diyor ki Evrim Fosiller Hala Hayır diyor isimli kitabında 2008 yılında Türkçe'ye çevrildi. Bu kitabında diyor ki arkadaşlar kendisini evrim felsefesine Goldschmidt'ten daha çok adamış başka bir kişi yoktur. Ben herkes kadar bu geçiş formlarını bulmak istedim. Eğer gerçekten bu geçiş formu olsaydı Goldschmidt herkes kadar onu kabul ederdi. Buna karşın Goldschmidt'in fosil kaydı ile ilgili söyleyeceği şey ancak şudur. Şimdi adam böyle kendi kendine bir öz eleştiri yapıyor ve şunu söylüyor. Diyor ki en önemli genel gerçekler yeni bir filum, sınıf ya da takım görüldüğünde bunun hemen ardından bilinen bütün takım ve familyaların aniden ve görünür geçişleri olmayacak şekilde jeolojik zaman açısından daha hızlı ve birden ortaya çıkmış bir çeşitlilik izlemesidir diyor. Yani türler arasında geçiş yoktur. Bunlar birden ortaya çıkıyorlar diyor. Bu bir yaratıcıya işaret ediyor. Yine arkadaşlar Profesör Kevin Padyan'dan bir örnek verelim. Review of Genetics isimli çalışmasında Jeffrey Levington kendisinden bu atfı yapıyor 77. sayfada. Kevin Padyan diyor ki büyük evrimsel değişiklikler nasıl başladı? Türlerin on binlerce yıl oturup faydalı mutosyanların meydana gelmesini beklediğine ve bir istekle bunları yeni ve yararlı bir tür değişimi oluşana kadar biriktirip koruduklarına inanan biri var mı? İşte bu durum Waddington ve diğerlerinin belirttiği gibi neo-darwinizmin saçma ve mantık dışı matematik argümanıdır. Yani bu mutasyonlarda akıl mı var, şuur mu var ki mutasyonu yeni bir türe evriltene kadar bu bilgileri yanlarında tutuyorlar, bankada saklıyorlar. Böyle bir eleştiri yapıyor, çok da haklı. Yine arkadaşlar evrimci Profesör Ali Demirsoy'dan bir nakil yapalım. Kalıtım ve Evrim isimli kitabında 161. sayfada ve 474. sayfadan iki cümle size nakletmek istiyorum arkadaşlar. Profesör Ali Demirsoy diyor ki, üçüncü bir itiraza da cevap vermek çok zordur. Karmaşık bir organın birden oluşması nasıl olmuştur? Örneğin omurgalılarda gözün merceği, retinası, optik sinir ve görmek için etkili olan diğer kısımları birden nasıl oluşmuştur? Çünkü doğal seçme görme sinirinden ayrı olarak retina üzerinden seçici olamaz. Mercek oluşsa dahi retina olmadan anlam taşımaz. Görmek için tüm yapıların beraberce geliştirilmesi gerektiği kaçınılmazdır. Yani diyor ki doğal seleksiyon eğer merceği oluşturursa o zaman retinanın da seleksiyona uğraması lazım aynı anda. Çünkü biri varken diğerinin yokluğu hiçbir şey ifade etmez. Devamında da diyor ki ayrı ayrı geliştirilen kısımlar kullanılmayacağı için hem anlamsız olacak hem de belki aynı zamanda ortadan kalkacaktır. Aynı zamanda hepsini birden geliştirmek de tahmin edilmeyecek kadar küçük olasılıkların bir araya gelmesi anlamına gelir. Yani kat trilyonda bir göz organizmalarının bir anda mutasyona uğrayıp kendisini günümüz haline getirmesi. Tam oluşmuş bir gözün meydana gelmesi birkaç yüz milyondan daha eskiye uzanamaz diyor değerli arkadaşlar. Hani bunlar diyorlar ya işte şu kadar milyar yıl, şu kadar milyar yıl falan diyorlar ya. Böyle bir itirafta bulunuyor ve sonundaki cümlesinde de diyor ki bu kadar karmaşık bir organın bu kadar kısa sürede oluşması evrimsel bir mucize olarak kabul edilmektedir. Evrimsel mucize. Mucize Arapça bir kelimedir ve Kur'an'da geçer. Kur'an'ın kullandığı bir kelimeyi siz nasıl kendi evriminizin yanına koyuyorsunuz? Bilim bunlara açıklama getiremiyor arkadaşlar. Yani bilimin de tıkandığı yerler var. Her şeyi naturalizmle açıklayamazsınız. Açıklayamadıkları yerde de diyorlar ki evrimsel mucize. Ya mucize kelimesini sen kullanamazsın. Başka bir kelime koy oraya. Mucize dini terimlerde kullanılan bir kelimedir. Allah'ın gücünün yettiği, insanın açıklayamadığı yerde mucize der geçersin. Allah'ın hikmetinden sual olmaz der geçersin. Onun yerine başka bir şey söyleyin. Darwin'in hikmeti falan deyin yani, ne bileyim. Mucize kelimesini kullanmayın. İşin içinden çıkamadığınız her yerde bilimsel mucize. Hepsi aynı anda gelişti. Bütün organizmalar, gözün bütün mekanizması aynı anda gelişti. Bilimsel mucize. Öyle olmuyor işte bu işler. Bize geçiş formları ortaya koyun. Türden türe geçişleri kanıtlayın. Sadece kelam yapıyorsunuz. Yani böyle hafif İngilizcemsi bir Türkçeyle R'leri baskılayarak biraz da böyle karizmatik bir tip, güzel bir kamera ve çeşitli efektlerle ancak cahil cühela tayfasını kandırırsınız. Yine arkadaşlar Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Robert Carroll'dan bir söz nakletmek istiyorum. Diyor ki elimizde ilk kurbağalarla balıklar arasında geçiş formu özelliğine sahip bir form yoktur. Bir fosil de yoktur. İlk sürüngenin gerçek atası olabilecek elimizde tek bir fosil örneği yoktur. Dolayısıyla böyle bir ara formun bulunmayışı kurbağadan sürüngenin geçişinin olduğu iddiasını geçersiz kılmaktadır. Filumların ve sınıfların karakterize edildiği ana özelliklerin aşamalı evrime dair hiçbir kanıtı bulunmamaktadır diyor. Yine arkadaşlar Profesör John Leslie diyor ki söz konusu bu güç öyle bir ahenk sergilemektedir ki parçacıklar devamlı olarak tek ayağı üzerinde hareket eden bir balerin edasıyla birbirinin etrafında dönmektedir. Bu şekilde kontrol altına alınmış bir güç ile parçacıklar birbirlerinin hareketlerine uyum sağlamakla görevlendirilmişlerdir. Tanrı sonsuz bir ustalık ve zeka ile bu maddesel hareketlerdeki matematiksel denklikleri gerçekleştirerek son derece kompleks bir yapıya sahip varlıkları ortaya çıkarmıştır diyor. Yine aynı şekilde Barbara Stahl'tan bir söz nakletmek istiyorum. Diyor ki tüyler oldukça kompleks yapıya sahiptirler. Pullarla tüyler arasında geçiş özelliğine sahip hiçbir ara form yoktur. Tüyler fosil kayıtlarında sadece kuşlara has bir özellik olarak bir anda ortaya çıkmışlardır. Sürüngenden kuşa geçiş biyofizik açısından mümkün değildir. 25 sene boyunca kuşların kafa taslarını inceledim. Dinozorlarla aralarında hiçbir benzerlik görmüyorum. Kuşların dört ayaklılardan evrimleştiği görüşü paleontoloji alanında 20. yüzyılın en büyük utancı olacaktır diyor. Yine arkadaşlar bir diğer itirafa geçelim. Burada da Neo-Darwinistlerden Gaylord Simpson İnsandan Önceki Hayat isimli kitabında diyor ki memelilere dair ara form olmadığını itirafen sürüngen devri olarak bilinen Mezozoik çağın canlıları aniden memeliler devrinde değişmiştir. Sanki bütün başrol oyunculuğunu çok sayıda ve türdeki sürüngenlerin üstlendiği bir oyunun perdesi bir anda inmiştir. Perde yeniden açıldığında başrolünde memelilerin yer aldığı sürüngenlerin ise kenara itildiği yeni bir devir başlamıştır. Ortaya çıkan memelilerin bir önceki devre ait izleri yoktur diyor değerli arkadaşlar. Life Before Man yani İnsandan Önceki Hayat isimli kitabında 42. sayfada. Yine arkadaşlar ünlü paleontolog David Pilbeam insanın geçmişiyle alakalı şunu söylüyor. Bu Amerikan Science dergisi var. Orada 66. sayıda 1978 yılında çıkmış 66. sayıda böyle söylüyor. Diyor ki yayınlanan kitaplar şunu söylemeye çekiniyorlar. Ben de dahil olmak üzere. Kuşaklar boyu insan evrimini araştıran kişiler karanlıklar içinde çırpınıyoruz. Elimizde olan bilgiler teorilerimizi şekillendirmek için son derece güvensiz ve yetersizdir. İnsanın geçmişiyle ilgili içimizde yerleşmiş bulunan ön kabullerin farkındayım. Bunları zihnimden çıkarmak için gerçekten çaba gösteriyorum. Geçmişteki teorilerimiz elde olan gerçek bilgilerimizden çok bizim o andaki ideolojimizi yansıtıyordu diye bir itirafta bulunuyor. Yine değerli arkadaşlar Pensilvanya Devlet Üniversitesi'nden antropoloji profesörü Robert Eckhart diyor ki Hominoidler serisinde insanın hominid atası yani insanımsı atası olarak gösteren morfolojiye sahip tek bir fosil bile yoktur. Böyle bir itirafta bulunuyor. Yine arkadaşlar Michael Denton Evrim Krizdeki Bir Teori isimli kitabında diyor ki bilinen en basit hücre tipinin karmaşıklığı o kadar büyüktür ki böyle bir cisim tuhaf son derece olanaksız bir olay tarafından birdenbire bir araya getirilmiştir. Bunu kabul etmek imkansızdır. Böyle bir olay mucizelerden başka bir şey değildir diyor değerli arkadaşlar. Tabi burada biraz evvel hani hominidlerden bahsettik ya. Şimdi bu evrimcilerle konuştuğunuz zaman biraz önce itirafları gördünüz. Evrimcilerin kendi tutarsızlıklarını söyledikleri ya da zamanla evrimci olup sonradan evrime karşı çıkanların itiraflarını gösterdikten sonra hominidlerden falan bahsettik. Arkadaşlar bunlar genelde böyle bizim önceki atalarımız diye çizgi film görselleri, kendi bal mumu heykellerini ve bir takım uydurma bilgileri size dayatıyorlar. Mesela bunlar diyorlar ki işte Homo habilis, Homo erectus, Homo neandertal, Homo sapiens gibi böyle çeşitli insan sınıfları, insanımsı sınıflar oluşturuyorlar. Ve bunların bizim atalarımız olduğunu iddia ediyorlar. Oysa ki arkadaşlar bu doğru bir bilgi değildir. Şimdi de gelin bunların bizim atalarımız olmadığını, tam tersine evrimcilerin kendi uydurmaları olduğunu ele alalım. Değerli arkadaşlar, evrimciler neandertallerden bizim atalarımız diye bahsediyorlar. Öncelikle bizim atalarımız ya da öncülümüz falan değiller. Bu neandertal dedikleri arkadaşlar 1856 yılında Almanya Düsseldorf'ta Neander Vadisi'nde ilk defa bulunuyor. Daha sonra 1908 yılında Fransa'da Le Chapelle kafatası bulunuyor ve Marcelin Boulle tarafından kemikler üzerinde bir kara kalem resmi çiziliyor. Sonra deniyorlar ki aha bu bizim atamızdır. Sonra onun üzerine mum heykeli yapıyorlar falan filan. Ve arkadaşlar 1950 yılında Le Chapelle iskeletindeki adamın eklem hastalığından ötürü kambur olduğu ortaya çıkıyor. Yani neandertaller kambur değildir. Bu bulunan iskelet, bu adam zaten kendisi kamburdur yani ölmüş gitmiş. Bu bir insandır diyorlar. Ve 1985'te aynı iskeleti inceleyen Eric Driehaus Scientific American dergisinde neandertal adamın aslında kambur değil dik olduğunu söylüyor. Kambur olan o bulunan iskeletin bir hastaya ait olduğunu, neandertal denilen türün aslında insan olduklarını ve bir ara geçiş formu olmadığını belirtiyor. Daha sonra Richard Kay, Matt Cartmill ve Michel Baloff dil altı kanallarını inceleyip, neandertal iskeletlerinin dil altı kanallarını inceleyip günümüz insanlarıyla %100 aynı olduğunu ve günümüz insanlarının çıkardığı tüm ses işlevlerini çıkarabildiklerini, maymunlarla benzerliklerinin olmadığını belirtmişlerdir. Maymunlar çığlık dışında harflere müsait olmayan dil altı çenelerine sahiptirler diye de ekliyorlar. Yani maymunlar bütün harfleri çıkartamıyorlar, çığlık atıyorlar, birkaç tane harf çıkartabiliyorlar. Dil altları buna izin vermiyor ama neandertal iskeletlerindeki dil altları bu harflere izin veriyor. Neandertal dediğiniz şeyler Avrupa'da yaşayan eski insanlardır. Onlar ayrı bir tür ara geçiş formu falan değillerdir diyorlar değerli arkadaşlar. Ardından 1995'te Yugoslavya'da bulunan ayı kemiğinden yapılmış neandertal flütü ortaya çıkıyor ve bu flüt de çene yapısının bütün harfleri çıkarmaya ve bu sesleri çıkarmaya müsait olduğunu ortaya koyuyor. Yine 3 Nisan 1997'de yayınlanan bir analize göre bu flüt 4 notalıdır. 4 tam notalıdır ve 3 de yarım notalıdır. Yani toplam 7 notalıdır. Geniş evresindeki bir maymun çenesi veya maymunsu bir neandertal çenesi bu flütü çalacak ses nefes ritmine sahip değildir. Ki bugün bile Batı müziğinde 7 tane nota vardır arkadaşlar. Ve maymunların çene yapıları, bunların iddia ettikleri kambur neandertallerin sözde çene yapıları buna müsait değildir. Ama esas gerçek neandertal iskeletinin, yani kambur olmayan neandertal iskeletinin bu sesleri çıkardığını ve bu flütü icat ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla bunlar insandır. Avrupa'da yaşayan ilkel insanlardır. Ve bu insanların ilkel olmasından kastım da onların maymunumsu insanlar olduğu anlamında değil. Yani teknolojik olarak geride olmaları manasında bunu söylüyorum. Mesela şu an zaten resimde de görüyorsunuz delikli bir iğne var arkadaşlar. Bu delikli iğneyi icat etmiş olmaları onların terzilik yaptıklarını ve eşya kullandıklarını gösteriyor. Yine 1992 yılında Güney İtalya'da bir kazı çalışması yapılıyor ve New Mexico Üniversitesi'nden Stephen Kuhn ve Mart Stiller mağarada yaptıkları gözlemlerde çizilen resimler ve resimlerin verdiği anlamlı mesajlar sayesinde Neandertallerin sadece düşünmediklerini, üstüne bir de kompleks düşündüklerini, yani aslında hayvanımsı varlıklar olmadıklarını ispatlamışlardır. Bristol Üniversitesi'nden paleontologlar Güney İspanya'da 50 bin yıllık iki mağarayı incelemişler ve boyanmış deniz kabukları ve mücevherler bulmuşlardır. Ayrıca Alman bilim insanları da Neandertallerin reçine kullanarak zift ürettiklerini ve bunu kullandıklarını belirtiyorlar. Zift için reçineyi 400 derece ısıtmaları gerektiğini ve bunun bir zanaat olduğunu belirten Alman paleontologlar, Neandertallerin ilkel ve hayvanımsı olmayacak kadar kompleks varlıklar olduğunu belirtiyorlar. National Geographic dergisi Neandertaller Bilmecesi diye bir belgesel paylaştı ve bu belgeselde Pensilvanya Üniversitesi'nden Profesör Jean Simek şunu itiraf etti. Evrimi savunan bilim insanlarının Neandertallerin günümüz insanıyla farklı olan tüm kültürel farklılıklarını bilerek ön plana çıkardıklarını, burada amacın Neandertallerin insandan farklı bir tür olduğu izlenimini oluşturmak olduğunu ve Neandertallerle günümüz insanının ortak özelliklerinin neredeyse %99 olduğunu söylüyor. Yani Neandertaller insandır, bizden ayrı bir tür değiller ve bunun suçlusu biziz diyor. Yine değerli dostlar, The Neanderthal Enigma isimli kitabında James Shearov şöyle söylüyor, diyor ki: arkeolog, anatomist, genetikçi, jeolog, tarih uzmanı, toplam 150 bilim adamıyla konuştum ve Neandertallerin insan evrimindeki yeri konusunda 150 ayrı görüşe rastladım. Neandertallerle ilgili her teori ülkenin farklı bölgelerindeki hava durumuna benzer. Ondan hoşlanmıyorsan biraz bekle, değiştiğini görürsün. Yani bu bile aslında onların aciziyetini ortaya koyuyor. Görüldüğü üzere Neandertaller bizim ara geçiş formumuz değil, bizden önceki işte maymunumsu insanlar falan değil, bildiğin insanlardır değerli arkadaşlar. Önceden Avrupa'da yaşamış olan kabilelerdir. Bir de Lucy maymunu var arkadaşlar. Bu Lucy maymunu Neandertallerden önce insanların yakın atasıymış. Bu da uydurma bir bilgidir. 1974'te Donald Johansson Afrika'da bu iskeleti buluyor ve 3.2 milyon yıllık bir maymun fosili bulduğunu iddia ederek bunun insanımsı bir maymun olduğunu belirtiyor. Fakat değerli arkadaşlar, Lucy bir ara form değildir. Maymun Lucy bir ara form değildir. Tıpkı Neandertallerin bir ara form olmaması gibi, maymunla insan arası bir ara form olmaması gibi. Fransızların ünlü Science et Vie dergisi Mayıs 1999'da "Elveda Lucy" başlığıyla Australopithecus türü maymunların akrabamız olmadığını ve soy ağacımızla kesinlikle aynı bulunmadıklarını belirtmiştir. Science et Vie dergisi 3.2 milyon yıllık olduğu söylenen maymun Lucy'nin bugünkü şempanzelerle %100 aynı kemik yapısına sahip olduğunu ve bu sürede hiç evrimleşmediğini göstermiştir. Yani 3.2 milyon yıl önce maymunlar nasılsa, şempanzeler nasılsa bugünkü şempanzeler de kemikleri aynıdır, evrimleşmemişlerdir diyor bu Fransız dergi. Yine arkadaşlar 23 Mart 2020 yılında Nature dergisindeki makalede bilim insanlarının yaptıkları incelemede Lucy'nin günümüz şempanzelerindeki uzun ve kıvrıl parmaklara, uzun kollara sahip olduğunu ve günümüz gorilleri gibi parmak eklemleri üzerinde yürüdüğünü belirtmişlerdir. Yani maymun Lucy iki ayağı üzerinde yürümüyordu arkadaşlar, goril gibi yürüyordu. Tel Aviv Üniversitesi'nden antropologlar da Lucy'nin çene yapısının günümüz şempanzeleriyle aynı olduğunu desteklemişlerdir. Lucy'nin fosillerini inceleyen Boston, Texas Üniversitesi antropoloji profesörü John Kappelman, Lucy'nin bir şempanze olduğunu ve kemik darbelerine bakacak olursak ağaçtan düşerek öldüğünü belirtmiştir. Yani arkadaşlar, Lucy ara formu bir aldatmacadır, tıpkı Neandertallerde olduğu gibi. Yine arkadaşlar Nebraska adamı diye bir sözüm ona tırnak içerisinde ara form var. 1922 yılında Henry Fairfield Osborn tarafından Batı Nebraska'da büyük bir azı dişi bulunmuş ve bu diş Nebraska adamı olarak adlandırılmıştır. Yani dişten yola çıkarak diyorlar, aha bulduk, bir ara geçiş. Maymundan insana bir ara geçiş. Zaten buldukları şeyin ne olduğunu şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Domuz. Domuz dişi. Evrimcilere göre günümüzden takriben 500 bin yıl önce yaşadığı tahmin edilen Nebraska adamının insanın tarih öncesi atasına ait olduğunu, yarı maymun yarı insan özelliği taşıdığı ileri sürülmüştür. Bu düşünceyle zaten ekranda da gördüğünüz bu resimler çizilmiştir. Sonradan yapılan genetik testlerde bunun bir domuz dişi olduğu anlaşılmıştır. Yine arkadaşlar Piltdown adamı var. Piltdown. Bunun da bir ara geçiş formu olduğunu savunuyordu evrimciler. Ve demişlerdi ki bu Piltdown insanın atasıdır. 40 sene boyunca British Museum'da da sergilediler arkadaşlar. Bu kendi kafalarına göre yaptıkları heykeli. Günümüz insan kafatasına 500 yıllık bir orangutan çenesinin monte edilmesiyle dişlerin törpülenip kafatasının potasyum dimokratla eskitilmesi yöntemiyle hazırlanmış bir fosil olduğu ortaya çıktı. Tarihin en büyük sahtekarlığı olduğu belirtilince British Museum bu heykeli kaldırdı arkadaşlar. Yine bu evrimciler genel olarak balığın bir ara geçiş formunu, işte karadan denize bir ara geçiş formunu Koelakant'i bize dayattılar ve dayatıyorlar. Akciğerleri ve ayakları oluşmakta olan, denizden karaya çıkmak üzere olan soyu tükenmiş bir ara form Koelakant'tir dediler. Oysaki arkadaşlar Koelakant bugün hala hayatta olan bir balıktır ve karayla deniz arasında bir geçiş türü, bir ara tür değildir, bir geçiş formu değildir. Akciğer dedikleri şeyin yağ kesesi olduğu ortaya çıkmıştır. Ayak dedikleri şeyin de yüzgeci olduğu ortaya çıkmıştır. Sığ sulara hiç çıkamayan mükemmel bir dip balığı olduğu da açıklanmıştır değerli arkadaşlar. Koelakant balığı 400 milyon yıl önce kayboldu diyorlardı fakat 1938 yılında Afrika'nın doğu sahillerinde canlı bir Koelakant balığı keşfedilmiştir. İkinci bir Koelakant balığı da 1997 yılında Endonezya'da yakalanmıştır. Ardından 2009 yılında da Japonya'da görüntülenmiştir. Hatta TRT bunu haber de yapmıştı. Buyurun onu izleyelim arkadaşlar. Darwin'in evrim teorisini boşa çıkaran canlı örneklerden biri Endonezya açıklarında ilk kez görüntülendi. Evrimciler Koelakant türü balığın denizde yaşayan canlıların evrilerek karaya çıkan türü olduğunu savunuyorlardı. Darwin'in evrim teorisine inananlar yüzyıllardır canlıların yaratılış dışında farklı şekillerde meydana geldiğini öne sürüyorlar. Bu teze göre insanoğlu suda yaşayan tek hücreli bir canlıdan evrilerek bu çok gelişmiş yapıya büründü. Evrim teorisinin gerçeği ifade etmediği bugüne kadar pek çok örnekle ispatlandı. Teorinin en önemli dayanaklarından biri Koelakant adlı balıktı. Birçok evrimci zoolog korkunç ve tuhaf görünümlü bu canlının gövdesindeki iki çiftli yüzgeçleri kullanarak deniz tabanında yürüdüğünü ve deniz kara hayvanları arasında bir geçiş şekli olduğunu varsayıyordu. 1938 yılında çok önemli bir gelişme oldu. Evrimleşerek karada yaşayan canlı halini aldı denilen balık, Güney Afrika açıklarında yakalandı. Ne karadaydı ne de ayakları vardı. En az 70 milyon yıl önce neslinin tükendiği düşünülen bu canlı türünün üzerinde yapılan incelemelerde balığın 400 milyon yıldır hiçbir değişikliğe uğramadığı görüldü. Ve bugün Japon araştırmacılar Endonezya açıklarında suyun 161 metre altında yine aynı balığa rastladı. 31,5 santimetre uzunluğunda olan ve yavru olduğu tahmin edilen balık bu kez görünmekle kalmadı, yaklaşık 20 dakika boyunca da görüntülendi. Araştırmacılar yeni dünyaya geldiği sanılan balığı görüntülemek için deniz altında uzaktan kumanda edilen bir cihaz kullandı. Kayalar arasında yavaşça yüzerken kayda alınan balığın kemikli balıklar sınıfına ait olduğu belirtiliyor. Evet arkadaşlar, görüldüğü üzere ara form diye bize yutturulmaya çalışan Koelakant balığı hala şu an hayatta ve milyonlarca yıldır aynı. Hiçbir zaman da evrime uğramadı. Bir de İDA meselesi var arkadaşlar. Demişlerdi ki %95'i korunmuş fosillerden oluşan İDA insanla maymun arasında bir geçiş türüdür. Oysa ki İDA'nın da bir geçiş türü değil bir lemur olduğu ortaya çıkmıştı. Baş parmağının bükülmesi ve tırnaklarının olması nedeniyle onu insanların atası ilan etmişlerdi. Fakat arkadaşlar bükülen baş parmak ve tırnak özelliklerinin primatlara özgü bir özellik olduğu, söz konusu fosilin soyu tükenmiş bir lemur olduğu anlaşıldı. Bir de at serisi var. İşte at serisi çıkardık. İşte ara geçiş formlarıyla beraber atı ispatladık diye söylüyorlar. İşte 50 milyon yıl öncesine ait olan 4 tırnaklı tilki büyüklüğünde bir canlıdan bugünkü atın oluştuğunu iddia ediyorlardı. Oysa ki arkadaşlar bulunan fosiller nedeniyle at serisini sürekli değiştirdiler. Sonunda farklı tarihlere ait farklı tırnak sayısında farklı canlıların oluşturduğu bir at serisinin sahtekarlık olduğu ortaya çıktı. 47 milyon yıllık at kafasının bulunmasıyla da sahtekarlık iyice ayyuka oldu. 47 milyon yıl önceden bulunan bir at fosili günümüzdeki atlarla 47 milyon yıl önceki atların arasında hiçbir fark olmadığını gösteriyor değerli arkadaşlar. Yine Archaeopteryx var arkadaşlar. Bunun da pençelerindeki tırnakları ve ağzındaki dişleri olduğunu iddia ederek dediler ki işte bakın dinozorlardan kuşlara bir ara geçiş formu. Dinozordan kuşa bir ara geçiş formu diye bir dayatıda bulundular. Oysa ki arkadaşlar Science dergisinin ve pek çok Darwinistin itiraf etmiş üzere olduğu gibi canlının mükemmel uçma yeteneğine sahip olan bir kuş olduğu ve dinozor geçiş formu olmadığı belirtildi. Ve aynı dönemde yaşayan kuş fosilleriyle de bu ispatlandı. Biraz sonra size hepsini tek tek görüntüsünü göstereceğim arkadaşlar. Yine evrimcilerin yaptığı bir sahtekarlık var arkadaşlar. Bu da İngiltere'de sanayi devrimi sırasında koyulaşan ağaç kabukları üzerinde açık renkli kelebeklerin kuşlar tarafından avlandıklarını, koyu renkli kelebeklerin doğal seleksiyonla seçildiklerini ve bu durumun iş başında evrime bir delil teşkil ettiğini söylemişlerdi. Yani böyle deneysel olarak, gözlemsel olarak bir doğal seleksiyon yaşandı. Bakın işte koyu kelebekler yaşadı, beyazlarını avladılar. İşte biz de gözlemledik ki bir doğal seleksiyon yaşandı. Hey falan dediler. Oysa ki arkadaşlar bu bir sahtekarlıktı. Güvelerin hiçbir zaman gündüz ortaya çıkmadığı ve ağaç kabuklarında hiçbir zaman konmadıklarını, ağaçların görünmeyen iç kabuklarında saklandıkları ortaya çıktı. Ve renkli kelebeklerin ağaç kabukları üzerinde Darwinist bir biyolog olan Bernard Kettlewell tarafından yapışkanla yapıştırıldığı ortaya çıktı. Son yıllarda, böyle son 5-10 yılda evrimcilerin sürekli parlatıp insanların önüne sunduğu bir şey var. O da nedir? Homo florensis diye bir şey var. Endonezya'da bulunan kemiklerin bir ara geçiş formu olduğunu, Endonezya'daki işte ara geçiş formları kısadır, boyları kısaymış. Demek ki zamanla gelişmişler. Bakın Endonezya halkından bazı kabilelerin ciğerleri daha büyük falan filan diye. Böyle son zamanlarda evrimciler bunu dayatıyorlar. Oysa ki arkadaşlar bu kalıntının da mikrosefali hastası olan bir insan kemiği, insan fosili olduğu ortaya çıkmış oldu. Fosil demişken arkadaşlar birkaç fosil örneği size vermek istiyorum. Bu fosillerden bahsederken arkadaşlar sizlere kesinlikle önereceğim bir site var. Mutlaka girin bakın. evrimyoktur.com diye bir site var. Eğer bu videoyu izliyorlarsa da onlara saygılarımı sunuyorum. Sizin yayınladığınız ve benim okumadığım hiçbir haber, paylaşım, görsel, makale yok. Kesinlikle baştan sona inceledim. Çok hoşuma gitti, çok tatmin oldum. Ve çok da hoşuma giden fosil örnekleri çalışmalarınız ve diğer çalışmalarınız oldu. Sizi tebrik ediyorum. evrimyoktur.com'a mutlaka girin arkadaşlar. Şimdi size bazı fosiller göstermek istiyorum. Milyonlarca yıldır hiçbir şekilde evrime uğramamış, günümüzde yaşayan bazı hayvanlarla karşılaştırmalar yapacağız. Fosil nedir? Öncelikle onu bir söyleyelim. Fosil, yer kabuğunun üst bölümünü oluşturan tortul kayaçlarda iyi korunmuş, bazen de erozyon ve sedimentasyonla tahrip olmuş ölü organizma kalıntılarıdır. Fosillerin yaşları meselesinde ise arkadaşlar, şimdi tek tek görüntülerde göreceksiniz evrimleşmenin olmadığını ve bize göre akıllı bir yaratıcı, akıllı bir tasarım Allah'tır. Şimdi 230 milyon yıllık bir kurbağayı ekranda görüyorsunuz. Ünlü İngiliz paleontolog Derek Ager diyor ki, fosil kayıtları milyonlarca yıldır günümüz formunu %100 kesinlikle muhafaza etmiştir. Canlılar kademeli evrimle değil, aniden ve öncesiz ortaya çıkmıştır. The Nature of the Fossil Record kitabında Derek Ager böyle söylüyor ve görüldüğü üzere kurbağa günümüz kurbağasıyla birebir aynı. Yine şu an ekranda 145 milyon yıllık bir karides görüyorsunuz. Evrimci paleontolog Mark Zernecki diyor ki, evrimin önündeki en büyük engel fosil kayıtlarıdır. Bu kayıtlar hiçbir zaman Darwin'in umduğu ara formları ortaya koymamıştır. Türler aniden oluşmuşlar ve aniden yok olmuşlardır. Bu durum türleri Tanrı'nın yarattığını savunanları destekler diyor. The Review of the Crusade isimli çalışmada 56. sayfada böyle söylüyor arkadaşlar. Görüldüğü üzere karides hiçbir evrime uğramamış. Yine 95 milyon yıllık dikenli çütre balığını görüyorsunuz arkadaşlar. Günümüzle birebir aynı ve hiçbir şekilde evrime uğramamış. Status, Life in the Balance isimli çalışmada 18. sayfada ünlü bilim insanı Charlton Breed diyor ki, yeryüzünde hayat yavaş yavaş mı yoksa kademe kademe mi gelişti? Fosil kayıtları bu soruya diyor ki kesinlikle hayır. Yavaş yavaş ve kademe kademe bir gelişme yok, bir evrim yok. Tam tersine hepsi yoktan bir anda gelmişlerdir. Görüldüğü üzere balık yine günümüzdeki çütre balığıyla aynı. Şu an ekranda 150 milyon yıllık arı sineğini görüyorsunuz. Günümüzle birebir aynı. Bilim insanı Edmund Ambrose diyor ki, fosil kayıtlarında yaratılışa inananları hayal kırıklığına uğratacak hiçbir şey yok. SBS Vital Topics'te Nisan 1996'da böyle söylüyor değerli arkadaşlar. Yine aynı şekilde Oklahoma Üniversitesi'nde bilim tarihi profesörü David Kitts diyor ki, paleontoloji yani fosil bilimi evrime deliller sunacağına evrimcilere büyük zorluklar çıkardı. Çünkü fosil kayıtları arasında hiçbir ara geçiş formu bulunamadı diyor. Paleontology and Evolution teorisi isimli kitabında 467. sayfada böyle söylüyor. Görüldüğü üzere arkadaşlar 150 milyon yıllık arı sineği günümüzle birebir aynı. Yine şu an 50 milyon yıllık bir örümcek görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Günümüz örümceğiyle birebir aynı şekilde bizim karşımızda duruyor. Dinozorların Sessiz Gecesi 2 isimli kitabında Hoymar von Ditfurth diyor ki "Binbir zahmetle aranan o geçiş türlerini bulamamamıza şaşırmamalıyız. Çünkü büyük olasılıkla böyle bir ara geçiş formu hiç var olmadı." Görüldüğü üzere arkadaşlar yine 50 milyon yıldır birebir aynı olan evrimleşmemiş bir örümcek. Bir diğer fosilimize geçelim. 100 milyon yıllık peygamber devesi böceğini görüyorsunuz. Günümüzde birebir aynı. Oxford Üniversitesi'nden Tom Kemp diyor ki fosil kayıtlarına göre bir türden başka bir türe geçişin mümkün olduğunu gösterecek tek bir fosil bile yoktur. Mammal-like Reptiles and the Origin of the Mammals kitabında 363. sayfada böyle söylüyor. Görüldüğü üzere peygamber devesi böceği 100 milyon yıldır aynı. Yine 65 milyon yıllık bir timsah görüyorsunuz. Değerli arkadaşlar, Profesör Fred Hoyle diyor ki 10.000 böcek, 30.000 örümcek türü ve bir o kadar da deniz canlısı fosili incelendi. Ancak bugüne kadar evrimsel ara geçiş vakalarına hiç rastlanmadı. Görüldüğü üzere arkadaşlar 65 milyon yıldır timsah aynı ve evrimselleşmemiş. Yine 50 milyon yıllık bir başka örümcek fosilini görüyorsunuz. Polonya'da bulunan bir fosildir ve günümüz örümceğiyle birebir aynı. Yine Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan 25 milyon yıllık bir kırk ayak görüyorsunuz. Günümüzde birebir aynı. Evrimleşme yok. Yine Lübnan'da Hakel bölgesinde 95 milyon yıllık bir fosil görüyorsunuz ve hiçbir şekilde evrimleşmemiş. Günümüzde birebir aynı. Yine Brezilya'da 125 milyon yıllık tahta kurusu görüyorsunuz ve günümüz tahta kurularıyla birebir aynı. Hiçbir şekilde evrimleşme yok. Yine Lübnan'da Namura'da bulunan bir 95 milyon yıllık sardalya balığını görüyorsunuz. Günümüz sardalya balığıyla birebir aynı. Yine Çin'de Gansu bölgesinde bulunan bir tazının kafatasını görüyorsunuz. Günümüzdeki tazılarla 90 milyon yıl geçmesine rağmen birebir aynı. Yine Polonya'da bir karınca fosili görüyorsunuz. Polonya'da bulunan bir karınca fosili 50 milyon yıllık bir fosil ve hiçbir şekilde evrime uğramadan günümüzdeki karıncalarla birebir aynı. Yine Çin'in Liaoning bölgesinden bir kaplumbağa fosili görüyorsunuz. 125 milyon yıllık ve günümüz kaplumbağasıyla birebir aynı. Yine Çin'in Sandgong bölgesinden bir kurbağa fosili görüyorsunuz. 40 milyon yıllık bir kurbağa ve günümüzde birebir aynı. Yine Almanya Messel'den bir yılan fosili görüyorsunuz. 50 milyon yıllık fakat günümüz yılanıyla birebir aynı. Yine evrimleşme yok. Yine Çin'de Lingyuan bölgesinden bir kertenkele fosili görüyorsunuz. Günümüz kertenkelesiyle birebir aynı ve evrimleşme yok. Yine değerli arkadaşlar Çin'in Liaoning bölgesinden 140 milyon yıllık bir kuş fosili görüyorsunuz. Günümüzle birebir aynı, herhangi bir evrimleşme yok. Yine arkadaşlar Arakan Burma bölgesinde 100 milyon yıllık bir kuş tüyü fosili görüyorsunuz. Günümüzle birebir aynı ve evrimleşme yok. Yine Myanmar'da bir sinek fosili görüyorsunuz. 100 milyon yıllık Myanmar'da bulunan bir sinek fosili ve herhangi bir şekilde evrimleşme yok. Yine Liaoningling'de, Çin Liaoning bölgesinde bir tırtıl fosili görüyorsunuz. 128 milyon yıllık ve hiçbir şekilde evrimleşme yok. Yine arkadaşlar Messel Almanya'da, Almanya'nın Messel bölgesinde 50 milyon yıllık bir yarasa fosili görüyorsunuz. Ve günümüz yarasasıyla birebir aynı, hiçbir şekilde bir evrimleşme yok. Yine arkadaşlar Çin'in Henan bölgesinde bir aslan fosili görüyorsunuz. 82 milyon yıllık ve hiçbir evrimleşme günümüzle yok. Yine arkadaşlar Çin'de Gansu bölgesinde 4.9 milyon yıllık bir kızıl kurt fosili görüyorsunuz. Günümüz kızıl kurtlarıyla birebir aynı ve hiçbir evrimleşme yok. Yine arkadaşlar Lübnan'ın Hiyula bölgesinde bir istakoz fosili görüyorsunuz. Günümüzde birebir aynı ve hiçbir evrimleşme yok. Yine arkadaşlar 25 milyon yıllık Şili'de bulunmuş Şili'deki bir yengeç fosiliyle karşı karşıyasınız. Günümüz yengeçleriyle birebir aynı. Yine Fas'ta bulunan trilobit görüyorsunuz arkadaşlar. 417 milyon yıllık bir trilobittir ve günümüz trilobitleriyle birebir aynı. Hatta arkadaşlar şu an ekranda Meksika'daki Ria Lagartos Ulusal Parkı'nda 2023 yılında çekilmiş bir trilobit türünü görüyorsunuz. Aynı parkta birçok farklı trilobit türleri de vardır. Evrimciler genelde videolarında bu trilobitlerin fotoğrafını kullanırlar. Oysa ki trilobitler yüzlerce milyon yıldır hiçbir zaman evrimleşmediler. İlk zamanlarda nelerse şimdi de aynısındalar. Şu an ekranda arkadaşlar 128 milyon yıllık bir yusufçuk fosili görüyorsunuz. Çin'de bulunduğu ve günümüz yusufçuğuyla birebir aynı. Yine arkadaşlar Brezilya'da bulunan 125 milyon yıllık bir eşek arısı fosili görüyorsunuz. Günümüz eşek arılarıyla birebir aynı ve hiçbir evrimleşme yok. Yine arkadaşlar şu an Fransa'da bulunan 37 milyon yıllık bir kaya armudu yaprağını görüyorsunuz. Kaya armudu yaprağı günümüzle birebir aynı ve hiçbir şekilde evrimleşmemiş. Yine arkadaşlar meşe yaprağı görüyorsunuz. Kanada'da bulunan 50 milyon yıllık bir meşe yaprağı ve günümüzle birebir aynı. Hiçbir şekilde evrimselleşmemiş bir örnek. Yine arkadaşlar şu an karşımızda sekoya ağacı yaprağı var. Kanada'da bulunmuştur. 50 milyon yıllıktır ve günümüz sekoya ağacıyla birebir aynı yaprağa sahiptir. Evrimleşmemiştir. Şu an arkadaşlar karşımızda bir amfibiyen fosili görüyorsunuz. 290 milyon yıllık bir fosildir. Almanya'da bulunmuştur. Günümüzdeki amfibiyenlerle birebir aynıdır. Yine arkadaşlar şu an karşımızda semender fosili görüyorsunuz. 265 milyon yıllık bir fosildir. Permiyen dönemine aittir. Almanya'nın Pfalz bölgesinde bulunmuştur ve günümüz semenderiyle birebir aynıdır. Değerli arkadaşlar, görüldüğü üzere bütün bu fosiller bize aslında bir evrimin olmadığını ispat ediyor. Bu fosiller gibi binlerce fosile ulaşmak istiyorsanız evrimyoktur.com sitesine bakabilirsiniz. Şimdi gelin arkadaşlar, videomuzun ve serimizin son kısmının son bölümünde evrimcilerin körelmiş organlar diyerek insan vücudu üzerinde evrimi ispat ettiklerini zannettikleri organların aslında körelmediğini ve oldukça işlevsel olduklarını ispat ederek yayınımızı ve serimizi, tarihin en yakışıklı yalanı olan evrim bölümümüzü bitirelim. Evrimcilerin İnsan vücudunda körelmiş organlar ve organizmalar var. İşte bunlar evrimin bizim üzerimizdeki bir örneğidir dediği yalanlarına ve getirdikleri bazı ara geçiş formu yalanlarına değineceğiz. Bunlardan birincisi arkadaşlar tiroid bezidir. Tiroid bezinin körelmiş bir organ olduğunu iddia ediyorlar. Bu iddia metabolizma ve büyüme için hayati önem taşıyan iki hormon salgılayan endorfin bezesi olduğu anlaşılınca çökmüştür değerli arkadaşlar. Yani aslında söylendikleri gibi tiroid bezi gereksiz bir organ değildir. Körelmiş bir organ hele hiç değildir. Tam tersine bizim metabolizmamız için iki önemli hormon salgılıyor. Bu bir endorfin bezesidir ve kesinlikle vücudumuzda körelmiş organlardan değildir. Yani maymunluk zamanlarımızdan kalma falan bir organ değildir. Yine ikincisi arkadaşlar bademciklerimiz. Bademciklerimizin de köreldiğini iddia ediyorlar. Ve bu halk arasında bazen duyulabiliyor. İşte bademcik bir işe yaramıyor. Hadi bademciğini aldır falan filan diyorlar. Halbuki bilimsel olarak bademciklerde mühim bir vazife vardır arkadaşlar. O da nedir? Tonsillar diye Latince'de geçen bademcikler lenfosit üretirler ve lokal bir antibakteriyel görevi taşırlar. Yani Allah Azze ve Celle adeta lokal bir antibakteriyel görevi görsün diye bademcikleri bizim boğazımıza yerleştirmiştir. Ve bademciklerimiz lenfosit üreterek metabolizmamızın devamlılığında önemli bir etken faktördür. Yine körelmiş bir organımız olduğu iddia edilen apandisiti ele alalım arkadaşlar. Apandisit de kesinlikle körelmiş bir organ değildir. Başka bir tabirle kör bağırsak olarak da biliniyor arkadaşlar. Ve körelmiş organlar derken bunu en başa koyuyorlar. Fakat yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda kör bağırsak olarak bilinen apandisit vücuda giren yabancı unsurlara karşı aktif bir organ olarak iş görüyor. Kalın bağırsağa gönderdiği sıvıyla bulaşıcı hastalıklara karşı metabolizmayı koruyor. Nitekim bugün kör bağırsağın alınması halinde bazı antikorların salınmadığı ve bu yüzden çeşitli mikropların ürediği tespit edilmiştir. Apandisit yani kör bağırsağı erken yaşlarda alanlar diğerlerine göre kansere yakalanma oranlarını %30 fazla arttırmışlardır ve bu bilimsel olarak da ispatlanmıştır değerli arkadaşlar. Yine körelmiş organ olarak iddia edilen bir diğer organımız da 20'lik yaş dişimizdir. Sözde maymunluk zamanımızdan kaldığı iddia edilen bu 20'lik yaş dişi de çene kemiğimiz ve çene yapımızla alakalıdır. Bebeklikte beslenmeye göre ya çıkar ya çıkmaz. Yani bunun körelmiş bir organ ya da körelmiş bir diş olduğu iddiası da doğru değildir. Yine arkadaşlar geçelim evrimcilerin bazı ara geçiş yalanlarına. Mesela platypusu ele alalım. Platypus bir ara geçiştir falan filan diye böyle videolar yapıyorlar ya. Oysa ki platypus bir ara geçiş falan değildir arkadaşlar. Platypus bir mozaik canlıdır. Evrimciler bir zamanlar bu canlıyı ara form olarak göstermeye çalışmışlar ve bunu yüksek sesle seslendirmişlerdir. Fakat paleontolojinin önde gelen otoriteleri tarafından bu iddia reddedilmiştir. Örneğin Stephen Gold, platypus gibi mozaik canlıların bir ara geçiş formu olarak kabul edilmeyeceğini açıkça ifade etmiştir. Yine aynı şekilde ünlü bilim insanı Roger Levin şöyle demiştir. Evrimci kaynaklara baktığımızda memelilerin kökeni konusunda ısrarlı bir sessizlik olduğunu görürüz. İlk memeliye nasıl geçildiği hala bir sırdır demiştir ve mozaik canlılar iddiasını reddetmiştir. Bir diğer ara geçiş yalanı ise Tiktaalik Rosea dedikleri bir uydurmadır arkadaşlar. Bu da bir ara geçiş değildir kesinlikle. Evrimciler 2004 yılında Kanada'nın kuzeyindeki Ellesmere adasında bulunan Tiktaalik Rosea adlı fosili timsah ve balıklar arasında bir ara geçiş formu olarak sudan karaya geçişe bir delil olarak ortaya koymuşlardır. Ancak daha sonra ortaya çıkan gerçekler bu iddialarını çürütmüştür. Başı ve gövdesi olduğu iddia edilen 375 milyon yıllık fosilin aslında timsah kafatasından ibaret basit bir fosil olduğu ve kalan kısmının da fosile sonradan bilerek evrimciler tarafından eklendiği ortaya çıkmıştır. Fosilin timsah kafası dışında kalan bölümü aynı katmanlarda bulunan başka canlılara ait olduğu ve yüzgeç fosillerinin de aynı katmanda bulunan balık fosillerine ait olduğu ortaya çıkmıştır. Şimdi diyeceksiniz ki bunu kim iddia ediyor? Bunu kimse iddia etmiyor arkadaşlar. Bu bilimsel bir gerçektir. Chicago Üniversitesi'nden Tyler Kellyor bunu açıkça ifade etmiş ve bu konuda bir bilimsel çalışma yapmıştır. Evet değerli arkadaşlar, böylece 3 bölümden meydana gelen evrim videomuzun sonuna geldik. Umarım izleyenler için faydalı olmuştur. Şahsen araştırmalarımda çok tatmin oldum ve çok güzel insanlarla tanıştım. Allah Azze ve Celle bu evrimi savunanlara hidayet eylesin. Boş bir hayalin peşinde koşan, boş bir teorinin peşinde koşan hayalperestlerdir ve maalesef öldükten sonra pişman olacaklardır. Buna %100 inanıyoruz ve buna yakiniz. Aynı şekilde İslamcı olarak geçinip de evrim Kur'an tarafından yalanlanmamıştır. İsteyen inansın, isteyen inanmasın, biz evrimciyiz falan filan şeklinde birçok farklı afilli sloganla özellikle genç kuşağı aldatmaya çalışan İslamcılara da Allah Azze ve Celle hidayet etsin diyoruz. Ve bunların hepsinin topluca hidayete ermesi için dua ediyoruz. Videoya beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyelim değerli arkadaşlar. Paylaşım yapmayı da ihmal etmeyelim. Bu masa üstünde kalabalık olmasın diye göstermiyoruz ama böyle bayağı bir notlar falan aldım arkadaşlar. Bunları video içerisinde kullandım. Yani birazdan sabah ezanı okuyacak. Bayağıdır yani saatlerdir süren bir video çalışması oldu. Tabii ki size bunu izletirken kırpacağız yani. Oldukça sade ve anlaşılır bir şekilde olması için belki yarısını kesip kırpacağız. İnşallah beğenilerinizi, yorumlarınızı ihmal etmeyin değerli arkadaşlar. Allah Azze ve Celle hepinize rahmet eylesin. Bütün bu evrim serisinde sözlerimde bir iyilik ve güzellik varsa bu Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir eksiklik veya bir kusur varsa da bu nefsim ve şeytandandır. Allah'a emanet olun. Ve ahire davâuna enilhamdülillahi rabbil âlemin.